sorun çözen yönünü de görmüş olacağız. Sorunların üstünü örten değil, sorunları çözen yönünü de görmüş olacağız. Avrupa Birliği'ne üyelik temel hedefimiz. Elbette ki uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz. Yönümüz uygar dünyaya dönük zaten. Demokrasiyi bunun için istiyoruz. Kadın erkek eşitliğini bunun için istiyoruz. Amaçlarımız bu çerçevede. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne yönelik hedefimiz değişmedi. Biz Avrupa Birliği'nin yeni bir fasıl açmasını dahi beklemeden bütün kuralları kendi ülkemizde hayata geçirmek istiyoruz. Asya, Afrika, Pasifik, Latin Amerika ile ilişkilerimizin de gelişmesini isteriz. Teknoloji dünyayı çok küçülttü. İlişkiler artık çok kısa süre içinde kurulabiliyor. Dolayısıyla bütün dünyayla olan ilişkileri geliştirmek sadece ekonomik açıdan değil, kültürel açıdan da geliştirmek, karşılıklı dayanışma kültürünü en azından dünyanın temel hedeflerinden biriymiş gibi ortaya koymak bizim hedeflerimizden birisidir. Uluslararası örgütlerle de ilişkilerin gelişmesi yine hedeflerimizden birisidir. Sudan'da dikkat çeken çatışma ve oranın bir kan gölüne dönmesi elbette ki hepimizin ortak kaygısıdır. Eğer insan haklarını savunacaksak, haksız yere öldürülen insanların bulunduğu bir dünyada veya çatışmaların yok ettiği insanların veya çatışmaların aileleri ve çocukları yok ettiği bir dünyada herhalde hiçbirimiz rahat etmeyiz. Dolayısıyla biz Afrika'da, Sudan'daki çatışmaların da barışçıl yollarla çözülmesini isteriz. Uluslararası kurumların bu konuda yetersiz kaldığını biliyoruz. Birleşmiş Milletler'in yeteri kadar aktif olmadığının da farkındayız. Gerekirse bu konuda bizler, yani dünyanın saygın ülkeleri bir araya gelip dünyanın var olan sorunlarını demokrasi içinde, adalet içinde çözmek için daha aktif rol almak mümkün ve bunu yapabiliriz. İklim değişikliği en çok Akdeniz Havzası'nı ilgilendirecektir. Akdeniz Havzası'nda ısının artmasıyla orman yangınlarının bir felakete dönüştüğünü hepimiz biliyoruz. Bu konuda bir çağrı yaptık. Bütün Akdeniz ülkeleri iklim değişikliğiyle ve orman yangınları ile ilgili ortak dayanışma kültürünü geliştirmeli ve ortak politikalar oluşturmalı. Çünkü Akdeniz Havzası hepimizin ortak havzasıdır ve bu havzanın iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmemesi için bütün Akdeniz ülkelerinin ortak hareket etmesi lazım. Birleşmiş Milletler'in bu konuda çıkan çok güzel raporları var. Üniversitelerin yayınlanan çok güzel bir raporları var. Ama bu raporlar rapor olarak raflarda duruyor. Dolayısıyla Akdeniz ülkelerinin ve bu ülkeleri yöneten politikacıların bir dayanışma içinde gelecek olan tehlikenin en azından risklerini olabildiğince azaltmak için çaba harcamamız gerekiyor. Avrupa Birliği ile 72 kriterden 6'sı galiba tamamlanmadı. Onu da inşallah bizim dönemimizde gerçekleştireceğiz ve Avrupa ile olan vize sorunu da kısa süre içinde aşmak istiyoruz, aşacağız. Terör bizim bölgemizin en temel sorunlarından birisi. Sayın Davutoğlu da açıkladı. Terör bir insanlık suçudur. Terör konusunda bütün ülkelerin duyarlı olması lazım. Çünkü terörün insanlık suçu olarak tanımlanmasından sonra teröre sempati duyan veya teröristleri koruyan bir yapının, bir anlayışın kesinlikle reddedilmesi ve bu konuda çok daha aktif politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye terör konusunda en büyük bedeli ödeyen ülkelerden birisidir. 30-35 yıldır devam eden terör eylemleri binlerce canımızı, evladımızı, çocuğumuzun hayatına mal oldu. Dolayısıyla terör konusunda bütün dünyanın beraber ortak hareket etmesi ve terörü sonlandırması lazım. En büyük arzularımızdan birisi de budur. Böylesine güzel bir atmosferde Bana konuşma olanağı verdiği için Sayın Davutoğlu'ndan, Sayın Genel Başkan'a, Sayın Başbakan'a yürekten teşekkür ederim. Benim söylediklerim aslında bir Türkiye sorunu olmaktan çok bir insanlık sorunu aslında. Hep beraber dayanışma içerisinde var olan sorunları çözebiliriz. Dayanışmamızı güçlendirebiliriz. Sorunların çözümünde bir masanın etrafında toplanıp en azından istişare yapabiliriz, konuşabiliriz, tartışabiliriz. O zaman görülecektir ki sorunlar çok daha kısa sürede ve akılcı politikalarla çözülmüş olacaktır. Beni dinlediğiniz için hepinize yürekten teşekkür eder, saygılarımı sunarım.